Mahallesinde sevimli bir kız var, adı Heidi. Heidi. Büyük babanın yanında köpeğiyle Alplerde yaşar. Heidi. Heidi. Güneş gibi sıcak Heidi. Hep dostun kalacak Heidi. Mutlu olalım senle. Mutlu olalım senle. Mutlu olalım senle. Heidi genç bir keçi çobanı olan Peter'le tanıştı. Benim adım Heidi. Heidi. Ve büyük babası dağları görmesi için günü onunla Hoca birlikte geçirmesini bana kabul etti. Küçük ayı adındaki keçi otlakta sakatlandı. Bir kaza mı dedin? Hepsi benim adım. Heidi suçu üzerine aldı ve bu Peter'in saygısını kazanmasını sağladı. Ama olay büyük sabah babayı sinirlendirmiş, varlığından rahatsız olmasına yol açmıştı. Bu gece yemek yemeden yatacaksın küçük hanım. Küçük yıldızım, lütfen küçük ayının iyileşmesini çok istiyorum. Yarışma. Senin derdin ne böyle? Küçük ayı tamamen iyileşmiş. Ha. Bana bacağını göster küçük ayı. Evet, bu sabah daha iyi görünüyorsun. Belki de göründüğü kadar kötü değildi. Bu artık bana kızmadığın anlamına mı geliyor? Buna daha sonra karar vereceğim. Peter'in de bunu görmesi için sabırsızlanıyorum. Peter mi? Dün çıkardığın olaylardan sonra bugün onunla gitmene izin vereceğimi sanmıyorum. Ama lütfen izin ver, onunla keçilere bakayım. Hem ben onları sopa kullanmadan götürebiliyorum. Ha? Bu doğru. İstersen Peter'e de sorabilirsin. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Peter, geciktiğim için üzgünüm. İnatçı keçi yerinden kıpırdamadı. Nesi var bilmiyorum, bu sabah çok aksi. Aslında o her sabah çok aksidir. Neyse ki ikimiz iyi anlaşıyoruz. Aferin sana Peter. Bu huysuz keçiyle bir sen başa çıkabiliyorsun. İşte bu ayki ücretin tatlım. Teşekkür ederim Bayan Hopfer. Söylesene, yukarıda Heidi ile amcanın arası nasıl ha? Amca Heidi'yi yanımda otluğa götürmemi istedi. Öyle mi? Peki amca ona iyi bakabiliyor mu? Evet. Üzgünüm ama gitmem gerek. Gecikmek istemiyorum. Yürüyün. Heidi'ye benden selam söylersin. Olur.
Günaydın keçi çobanı. Hı? Buradan geçeceksen önce ücretini ödeyeceksin. Ne istiyorsunuz? Bende hiçbir şey yok ki. Yalan söylemeyi bırak. Maaş günün olduğunu biliyoruz. Paranı bize verirsen aramızda anlaşırız dostum. Bizimle arkadaş olmak istiyorsan bedelini ödemelisin. Arkadaş mı? Arkadaşlar birbirini böyle sıkıştırmaz ama. Rüya görüyor olmalıyım. Keçi çobanı bizimle inatlaşıyor. Çok haklısın. Asla arkadaş olmayacağız. Çünkü sen benimle arkadaş olamazsın. Bence hiç sakıncası yok. Şimdi beni rahat bırak. Eminim keçi artığı yemeğe itiraz etmez. Kar, dikkat et. Vereceksin küçük çoban. Karl, orada ne yapıyorsun? Kıyafetlerinin hali nedir böyle? Ben... Hemen şimdi eve gidiyorsun. Peki baba. Sabırlı ol. Gelmesi uzun sürmez. Büyük baba, sen o keresteyle ne yapacaksın? Görürsün. Söyledim ya, sabırlı olmalısın. Peter! Peter! Küçük ayı iyileşti. Öyle mi? Bu harika. Evet. Hatta hoplayıp koşabiliyor bile. Günaydın keçi çobanı. Günaydın. Söyle bakalım. Haydi'nin keçileri sopa olmadan yürütebildiği doğru mu? Evet ama hepsini değil. Sadece küçük ayı ve küçük kuğuyu. Peki Haydi'nin bugün de seninle gelmesine ne dersin? Bilemiyorum. Küçük ayı kendine geldiyse o da gelebilir. Dün için sana teşekkür etmek istedim. Umarım büyük baban sana fazla yüklenmemiştir. Aslında başta çok kızgındı. Ama bir daha başımı derde sokmamaya söz verdim. Bu sabah geç kalınca senin de bana çok kızdığını düşündüm. Hayır. Ben Carl, Teresa ve William yüzünden geciktim. Onlar beni oynamak istedik diyelim. Onlarla arkadaş mısınız? Eminim bunu çok isterlerdi. Ama çocuklarla oynayacak vaktim olmadığını söyledim. Çünkü benim bir işim var. Peter bekle. Ben keçi atıklarına düşmeyeceğim. Sen keçi atıklarına düşmeyeceksin. O keçi atıklarına düşmeyecek. Ne var? İşin yakında bitecek mi? Az kaldı. Parmaklarım acıyor. Bütün bunlar Peter'in hatası. Bunun yanında kalmasına izin veremeyiz değil mi Carl? Elbette hayır. Ve şuradaki tepe, oranın adı Fognes. Şuradaki en uzun olanın da Şasaplana. Hepsinin bir adı var mı? Elbette. Şu an bulunduğumuz yeri iki kaya otlağı deniyor. İleride iki tane daha var. Biri büyük yarık, diğeri de küçük göl. Büyük göl? Evet. Çok büyüleyici bir yerdir. Peki ya diğer otlak? Orası da büyüleyici mi? Büyük yarık otlağı mı? En iyi otlar orada büyür. Bazıları hasta keçileri iyileştirebildiğini bile söyler. Oraya gitmeyi çok isterim. Bugün olmaz. Ama bir gün oraya da gideriz. Sana söz veriyorum. Anladınız mı? Keçilerin otların dört bir yanına dağılmasını sağlıyoruz. Bakalım o zaman ukalalık edebilecek mi? Ama bu hiç hoşuma gitmedi. Keçilerin başına bir şey gelirse sahipleri bundan mutlu olmayacaktır. Keçilerin başına bir şey gelirse herkes keçi çobanını suçlayacaktır. Bizi değil. Teresa çok haklı. Korkmamıza gerek yok. Ama yeterince konuştuk. Hadi iç başına. Biraz süt içmeye ne dersin? Çok iyi fikir.
Ve bugün o işi bana bırakacaksın. Küçük kuğu. Ama nasıl yapabilirsin ki? Büyük babam bana öğretti. Küçük kuğu. Ne oluyor? Bak. Ha? Bu benim dün gördüğüm ufaklık Peter. Hayır, bu aynısı değil. Hem onlara ufaklık denmez. O bir marmot. Bakın, amcanın torunu da yanındaymış. Evet. Bu aklıma başka bir fikir getirdi. Siz işaretimi bekleyin. Bu civarda onlardan çoktur. Ne kadar çok şey biliyorsun sen. Bana boşuna dağlar kadar akıllı keçi çobanı demiyorlar. Peki şu bitkinin adı ne? Alplerin kraliçesi derler. Peki ya bu? Bu mu? Evet, o bir orman tülü canım. Orman gülü diyecektin herhalde. Karl? Zahmet edip bu zavallı keçi çobanını dinleme bile. Kasabadaki herkes onun hiçbir şey bilmediğini söyler. Ama dahası da var. Hatta onun okuması yazması bile yoktur. Bu doğru değil. Peter çok şey biliyor. Hatta marmotlarla bile konuşabiliyor. Bak, buna şaşırmamıştı. Çünkü onun dilinden bir tek hayvanlar anlar. Bu doğru değil mi? Keçi çobanı söyle. Tek bildiğim senin buraya kadar boşu boşuna geldiğin. Öyle mi sanıyorsun? Gidin buradan. Kaçın. Hadi kaçın, gidin. Kaçın. Hadi koşun. Olamaz keçilerim. Paranı verirsen o başka. Hayır Peter, onlara hiçbir şey deme öyle. Hemen kesin şunu. Size bir şey yapmadı o. Siz hepiniz çok korkaksınız. Ne dedin sen? Madem o kadar cesursun Karl, sana Çakı Tepesi'ne tırmanma konusunda meydan okuyorum. Meydan okumak mı? Oraya ilk çıkan kazanır. Sen kazanırsan benim bütün paramı alırsın. Ama tepeye önce ben çıkarsam bizi rahat bırakırsın, tamam mı? Hadi ama Karl, ona güzel bir ders ver. Evet, eminim sen kazanırsın. Oo, ay, gerçi epey yüksek görünüyor. Pekala, bunu yapacağım. Neler oluyor böyle? Nerede kaldı bu kız? Patikadan yürümek bu kadar uzun sürmez. Çok abartıyorsun Karl. Unutma, tepede bir hakem isteyen de sendin. Merhaba. İşte ben burada. Siz hazır mısınız? Hazırlan, başla. Sana Heidi. Keçi çobanı, manzara güzel mi bari? Tepede görüşürüz. Hadi Karl, gel. Çok az yolun kaldı. Sona erdi. Ben kazandım keçi çobanı. Siz aşağıdakiler iyi misiniz? Evet. Bir şeyimiz yok. Karl, sen iyi misin? Antrenmansız mıydın? Tepede seni bekliyor olacağım. Ben
Ben daha fazla kıpırdayamıyorum. Evet. Biz babama haber vermeliyiz. O huysuz adama mı? Sen gidiver. Ama benim keçilere bakmam gerekiyor. Ay ay. Bunu al. Taşı elinde tut ve sakın kıpırdama. Hey, buraya gel. Bununla ne yapacağım ben? Yavaş olun. Neler oluyor böyle? Bana verdiğin bu şey de ne? Biraz sakin ol Karl. Sana yardım edeceğim. Bir çıkıntı var hemen sağında. Ona uzanmaya çalış. Ben gerçekten kıpırdayamıyorum kanka. Galiba başım dönmeye başladı. Daha önce hiç bu kadar yükseğe çıkmamıştım. Yavaşça derin bir nefes al. Acele etmeyeceğiz. Oradan kurtulacaksın. Tamam Karl. Şimdi bir ayağını omzuma koymanı istiyorum. Aşağı düşeceğim. Bana odaklanmazsan aşağı düşeceğin kesin. Bu yüzden topla kendini ve söylediğimi yap. Yavaş. Kafama değil, omzuma demiştim. Göreceksin. Bu işe yarayacak. Güzel. Güzel. Çok güzel. Bip baba! Bip baba! Yukarı çıkmaya çalış. Kollarınla kendini çek. Yapamıyorum. Amca bize yardım edecektir. Tutunacak gücüm kalmadı artık. Her yer dönmeye başladı. Tutunmaya çalış Karl, lütfen. Yukarı çıkıp yardım edeceğim. Hadi Karl. Yukarı tırmanmayı denemelisin. Hayır, hayır. Karl, hayır. Hayır. Ha, ikisi de düşecek. Bunu görmek istemiyorum. Tamam, halatı tuttum. Halatları beline dola. Çıkarken diğer yaramazı yanına almayı unutma. Amca halatları sıkıca tutacak ama bana yardım etmen gerek. Ağırlığını kollarının üzerine vermeye çalış. Sol ayağını bir çıkıntıya koyacağım. İşte oldu. Hazırız. Şimdi çekebilirsiniz. Bugünlük yeterince tuz yaladın. Peter, ne kadar korktum bilemezsin. Yanımda olduğun için kurtuldum. Karl, sen iyi misin? Hayır, hiç de iyi değil. Sırf yaramazlık yapmak istediniz diye Karl yaralanabilir evlat. Ve şimdi beni dikkatle dinleyin. Bir daha bu hatlığa çıkacak olursanız şahsen benimle muhatap olmanızı sağlayacağım, anlaşıldı mı? Şimdi hemen gidin buradan. Küçük hanım, sen küçük ayı ve küçük kuğuyu ahıra götür. Yarın görüşürüz Peter. Yarın görüşürüz. Bir daha sakın öyle gösteriler yapmaya kalkma küçük keçi çobanı. Orada seni... Git hadi. Yarın görüşürüz. Harikasın. Hadi gel Joseph. Bu benim için mi yani? Eski bir kütükten daha rahat olur. Boyu da sana uygun gibi. Gerçekten de çok rahatmış. Teşekkür ederim büyük.
baba. Büyük baba, Kar ve diğerlerinin Peter'e neden o kadar kötü davrandığını anlayamıyorum. Çünkü diğerleri gibi değilsen insanlar bundan hoşlanmaz. Yorucu bir gün oldu. Artık yatağa girmelisin. Durma, merdiveni tırman. Hı? Orada yatmayacak mıyım? Burası oradan daha sıcak. Yukarı tırman. Bundan sonra hep orada yatacaksın. Burası çok güzel. Dağlar altın gibi parıldıyor. Sanki bala benziyorlar. Güneş yüzünden. Onların iyi geceler deme şekli budur. İyi geceler Heidi.